Arkadaşlar merhaba. Bugünkü cevaplayamazsın konseptimiz çok hareketli geçeceğe benziyor. Hadi hep beraber neler olacağını görelim. Soru seçme. Tamam. Sarı çok kolay. Zor çıkarsa görürüz. Sorabilirsiniz. İntikam. Atmadınız değil mi? Diğer sorular orada. Okullarda din dersi kaldırılmalı mıdır? Okullarda din dersi kaldırılmalı mıdır? Şimdi bu birazcık değişik bir soru oldu ama seçmeli ders olarak verilmesi gayet güzel olabilir. Hani isteyen istediği dersi seçebilir. Basit de olsa bir din eğitiminin olması güzel olabilir. Ama hani kişinin kendi özgür iradesi. Hani bir seçim hakkı sunulsa daha güzel olabilir. Çünkü sadece Müslüman bir ülkeyiz ama sadece Müslümanlar yok bu ülkede. Arkadaşını başka bir kadınla yakalasan aldatılmış hisseder misin? Kesinlikle evet. Feyza, niye bu kadar net cevaplar veriyorsun? Gözünü seveyim. Feyza başka türlü değil. Yani ben kıskanç bir insanım, o yüzden kesinlikle... Neyini kıskanıyorsun mesela? Yani mesela nasıl bir şeyde basmışım? Nasıl bir şey de derken bir daha bakalım hemen detaya. Detay var mı? Detay yok. Bir tane kadınla yakalamışsın herhangi bir şekilde. Kadın... El ele düşün. Yani nasıl? El ele de çok klişe oldu. Çok Türk film dizisi izliyoruz. Orada hep böyle bir şey olur, elini tutar öyle yakalarız. Bir sorarım yine ama. Sorar mısın el ele yakaladın? Ama yine bir ağlayarak falan sorarım herhalde. Tamam, biraz konuşuyorum. Tamam. Evlilik modası geçmiş bir kurum mudur? Yani kişiye bağlı bence. Bazı insanlar için geçmiş olabilir, bazı insanlar için geçmemiş olabilir yani. Ben evlenip boşanmış biri olarak geçmiştir diyorum. Sizce geçmiş midir? Bence çiftlere bağlı diyeyim. Sizce? Bence iyi birisini bulursam geçmemiş olabilir. Bulacağın kişiye mi bağlı? Evet. Aynen. Bulacağım kişiye bağlı yani. Oh. Sen hazır mısın? Ben de bakabilir miyim? Of, çok yanlış kişi. Beyza Hanım, sizce seks oyuncakları yasaklanmalı mıdır? Yasaklanmalı mıdır? Ne? Evet, yasaklanmalıdır. Ne gerek var oyuncaklara? Gerçekten samimi misiniz şu anda? Ya yasaklansın yasaklanmasın beni pek bağlayan bir durum yok yani. Ama yasaklanabilir. Kendin için düşünme. Kendin için düşünme. Eğer... Genel olarak bu oyuncaklar yasaklanmalı mı yoksa yasaklanmalı mı? Yasaklanmalıdır. Neden? Çünkü neden olmasın? Efendim, ne olur net cevaplar verme, tamam mı? Müslümanlık olmasaydı hangi dini seçerdin? Seçmezdim herhangi bir şey galiba. Neden? Sor ya, sen sor. Neden? Çektik yine Müslümanlığı bulur seçerdim. Ben din mi yaratayım kendi kendime? Müslümanlığı ben kurayım. Ya diyelim ki Müslümanlık yok. Yani diğer dinlerden en çok kendini hangisine yakın hissederdin? Yani tek tanrılı bir şey olurdu herhalde. Yani Musevilik değil de Hristiyanlık da değil. Tek tanrılı deist olurdum ya. Deist olur. Aynen. Deist olurdum ya da teizmi falan şey yap. Müslümanlıktan mutlu musun? Yani bayılmıyorum halimden. Anneciğim evet. Hayvanat bahçeleri gerekli midir? Hayvanat bahçeleri gerekli midir? Benim ablamdan cevap ver. Senden de cevap alalım. Bir saniye sen kendi düşüncelerini ver bize. Tamam, senin de böyle alınız. Bu soruya bir de siz cevap verirsiniz. Doğal ortamında görmek çok çok daha güzel olabilir. Sonuçta onları doğal ortamlarından koparıyoruz. Onun yerine hani safari tarzı bir şeyler olsa çok daha güzel olabilirdi. Ya da doğal yaşam alanlarında görebileceğimiz bir konsept. Mesela İzmir'de Sasalı Hayvanat Bahçesi var ama kafeslerde falan değil. Daha çok özgül ortamında ama bu bile kötü. Kısıtlamak. Ticaret için kullanmak çok saçma hani. Bir de para istiyorlar üstüne değil mi? Evet, hayvanları resmen şey yapıyorlar hani, köleleştiriyorlar insanlar için. Ve bu gerçekten çok saçma. O zaman Sikler
Katolikler asla, hani o daha kötü, o resmen köleleştiriyorlar ve hayvanları kullanıyorlar, değişik şeyler yaptırıyorlar ve hayvanların psikolojisi bozuluyor. Size göre insanlar ölüme çare bulabilir mi? Kime soruyor? Kime soruyor? The question is that according to you there could be a solution for being not die, like to not die. I think there's no solution, it's the... Bence onun cevabı, onun çözümü yok diyor. It's our destiny, like it's the only thing that is sure in this life, like... O bizim varacağımız yani tek yer ve onun asla çözümü olamaz diyor. If we didn't die, like also like the world wouldn't work in... The way it's meant to work. Şey diyor, eğer diyor ölmeseydik diyor dünya daha da kötü olurdu diyor çünkü o sirkülasyon olmazdı diyor. Yeah it's about the circulation, yeah that's. Evet, sirkülasyon hakkında diyor. Bu yüzden olmalı diyor, yani herkes ölmeli ve çözümü de yoktur. I think we should even, you know, like we shouldn't even look for solution to not die because it's disrespectful, disrespectful to the nature, you know, like diyor, that's how it works. Buna diyor çözüm bile bulmaya çalışmamalıyız diyor çünkü çok saygısızca bir şey diyor. Okay, thank you. Nice to meet you.